Türkiye Ermenileri Patriği Mesrop Mutafyan yerine Peder Zaven Bıçakçı'yı davet etmek istiyorum. Saygıdeğer konuklar, bu anlamda olduğu kadar da güzel bir akşamda siz değerli konuklarla birlikte olduğum için cemaatim ve patrikhanem adına hepinize saygılar sunuyor ve sizi saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz gibi kasadetli patriğimiz Sayın Mesrop Mutafyan ağır bir hastalık geçirmekte ve bu akşam onun yerine genel patrik vekilimiz Başepiskopos Sayın Aram Ateşyan burada bulunacaklardı. Ama son anda onun işi çıktığı için ben bu onuru sizlerle paylaştığım için de ayrıca şanslıyım ve teşekkür ediyorum bu akşam burada bulunan bütün davetlilere. Kutsal kitabımızda bir şey var. Diyor ki, yerin toprağından insanı yarattı ve burnuna hayat nefesini üfledi ve insan yaşayan can oldu diyor. Kendi benzeyişinde ve suretinde yarattı insanı ve onu Aden bahçesine yerleştirdi ve bakması ve koruması için. Bugün eğer biz sorunları yaşıyorsak, bakmak ve korumakla yükümlü olduğumuz insanı ve doğayı göz ardı ettiğimizden dolayıdır. Eğer sıhhatli bir iletişimde önce sevgi ortamının oluşması gerekiyor, güven ortamının oluşması gerekiyor, eşitlik ortamının oluşması gerekiyor. Bu sorumluluk tamamen insana verilmiş bir görevdir. Sayın Başkan konuşmasında dedi, göçler başladı kuraklık yüzünden. Bugün o kuraklık Sayın Başkanım insanın yüreğinde başlamıştır. Ve o kuraklık yüzünden insanlar birbirini dışlıyor. Çünkü bir insanın istirahat edebileceği, huzur duyabileceği yer başka ülkeler değildir. Başka bir insanın yüreğidir. Onun için kanunların bana verdiği hakları istemiyorum ben. Ben yüreğinizde yer istiyorum. Eğer ben sizin yüreğinizdeysem, her şey size ait olan her şey benimdir. Ama yürekte değilsem hiçbir şey bana ait değildir. Ben dışlanmışımdır. Ve bu yüzden ben İknur Hanım'la birlikte oldum bir barış festivalinde de. Orada da söyledim. Bu aradığımız güzellikler, barış, sevgi neden yok dedim. Bunun iki tür insandan kaynaklandığını söyledim. Birisi din adamlarından, diğerisi de politikacılar yüzünden. Çünkü dedim, din adamları vaaz ettiklerini yaşamıyorlar, politikacılar da vaat ettiklerini yerine getirmiyorlar. Sözüm bu meclisten dışarı. Hoş görün beni. Bu yüzden sevgililer, bir meselle konuşacağım. Ne demek istediğimi anlatacağım. Adamın birini almışlar, cennete götürmüşler. Ve bakmış her taraf çok güzel. Ve melekler hizmet ediyor o yerde. Gelmiş Ademoğlu meleğe sormuş, siz burada ne satıyorsunuz demiş. Biz burada demiş melek, sevgi satıyoruz, adalet satıyoruz, barış satıyoruz, merhamet satıyoruz. Ademoğlu heyecanlanmış demiş ki, bunlardan dünyada azaldı, ben alıp götürebilir miyim?
Melek demiş ki istediğin kadar alabilirsin. Ve Ademoğlu demiş bana 500 bin ton adalet ver, 200 bin ton sevgi, merhamet, tonlarca siparişler vermiş. Melek demiş ki bekle. Adam melek uzaklaşınca demiş ki ben heyecanlandım birden bundan dünyada eksikliğini görünce tonlarca sipariş verdim. Ama ben bunları dünyaya nasıl götüreceğim? Bunları düşünürken, kaygılanırken melek eskiden dedelerimizin kullandığı bir para kesesi vardı küçücük. Bozuk paralarını korlardı. Getirip onu tezgahın üzerine bırakıyor. Diyor ki buyur siparişlerini. Ve adam şaşırıyor bir meleğe, bir torbaya bakıyor. İyi ama diyor ben tonlarca sevgi, tonlarca merhamet, tonlarca adalet sipariş verdim. Sen ise bana küçücük bir torba getirip koyuyorsun. Melek gülüyor. Diyor ki biz senin istediklerinin tohumlarını burada satıyoruz. Onları alır yüreğine ekersen orada tonlarca olur. Politikacılar meydanlarda, meclislerde çok güzel şeyler söylüyorlar. Din adamları camilerde, kiliselerde çok güzel şeyler söylüyorlar. Hala dünya güzelleşmemişse böyle din adamlarını, böyle politikacıları uzaklaştırmamız lazım. Görevini yapan, verimli olan ve dünyayı güzelleştiren insanlara ve yüreklere ihtiyaç var. Bunun için sağlam zihinli insanlara ihtiyaç var. Ama sağlam zihirlilik yetmez sadece. Sevgi dolu bir yürek de onunla beraber olmalı. Yoksa zalimlik olur. Yasayı uygulayacak bir kişi eğer seven bir yüreğe sahip değilse adaletsiz olur. Bu yüzden sizlerle bu akşam bu onuru paylaşırken yüreğimdeki bu dertleri de paylaşmak istedim. Çünkü diyor ki İncil'de gördüğü insan kardeşini sevmeyen görmediği Allah'ı sevemez. Allah'a giden yol camiden, kilisenin içinden, namazdan, oruçtan geçmiyor. Başka bir insanın yüreğinden geçiyor. Onun acılarına ortak olmak, onun gözyaşlarını silmekten geçiyor. Bunu yapamıyorsam benim din adamlığım, inancım, Tanrı'ya olan inancım hepsi boştur. Ben yüreğimdeki o sevgiyle hepinizi kucaklıyor ve saygılar sunuyorum. Teşekkür.